Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsel rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâti finnâr. Ve biz senedil muttas ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İza gâbel hilalu kâbleş şefak fehüve li leyleti. Ve izâ gâbe ba'deş şefak fehüve li leyleteyni. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhüm salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal dar baka edenler Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, Meşah Efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçın El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İza gazibe ahadukum ve huve kaimun fel yeclis. Şimdi güzel peygamberimiz bizim nasıl adam olduğumuzu çok iyi biliyor. İnsan beşer, durmaz şaşar. Bazen sevinir, bazen öfkelenir, bazen üzüntülü olur. Ne yapmak lazım? Evet, Allah bize akıl vermiş ama akıl duygularla örtülür. Öfkeliyken kafa çalışmaz. Aşıksanız da kafa çalışmaz. Üzüntülüyken de kafa çalışmaz. Salim akıl doğruyu gösterebilir sana, yardımcı olabilir. E böyle durumlarda ne yapacağız? Öfkeliyken karar vermeyeceğiz. Öfkemizi nasıl savuşturalım? Nasıl doğruyu bulalım? Onları bize şimdi yollarını gösteriyor. Öyle diyor güzel peygamberimiz. İza gadibe ahadukum, herhangi bir şeye sizden biriniz gazap etti mi, öfkelendi mi? Ve huve kaimun, ayaktayken öfkelenmişse, evet, fel yeclis, hemen otursun. Öfkesini yenebilmek için, öfkesini dağıtabilmek için, ayaktayken öfkelendiyse hemen otursun ve sussun. Otursun ve sussun. Çünkü ayaktayken öfkeli olduğunda konuşursa ağzından çıkanı kulağı dinlemez. Kaçırdığı, seve seve aldığı karısını bile öfke gelince boşamaya kalkar. Sonra da gel hoca beni kurtar, pişman oldum der. Çünkü kafa, öfke geldi mi kafa çalışmaz. Sondaki zararlı. Ne diyorsunuz siz? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Hem de ne kadar büyük zararlar. Hocam beni o kadar kızdırdı ki dine imana sövdüm. Dine imana sövdün mü iman gider. İman gidince cami yaptırmışsın. Hebehen mensura. Bütün hayırlar da gider. Mürtettir çünkü o. O kadar iyilikler yaptın, o kadar namazlar kıldın, haçlar ya, hepsi uçar gider. Allah korusun, bir insan imandan çıktı mı öfkeyle oldu bu iş. Onun için öfkeyi öfkeyle konuşmayın diyor Peygamberimiz. Hemen oturun dağıtmak için. Susun, konuşmayın. Kontrolsüz konuşursunuz. Evet, hemen otursun. Evet, hemen otursun. Evet. فَاِنْ زَهَبَ عَنْهُ الْغَدَبُ. Eğer oturunca öfke ondan gidiyorsa, ama herif o kadar öfkelenmiş ki zivanadan çıkmış. Öfke yatışırsa problem yok. Oturunca yatıştı, problem yok. Şimdi konuş. Şimdi karar ver. Konuş. Söyle. Ve illa yok. Oturma kâr etmedi. Gazap devam ediyor da adamla. Fel yastacı'a. O zaman uzan diyor. Yat uzan. Yat uzan diyor.
oturmak yetmediyse yat uzan, yine konuşma. Yine yat uzan diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir başka hadiste, evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında başka hadiste de var. Evet, fastaci', evet, dedikten sonra diyor ki abdest alsın, kalksın bir de abdest alsın. Hocam, abdest almayı düşünürsem zaten öfke kalmaz ki. Derdimiz zaten öfkeyi gidermek ya. Peygamberin tavsiyesi. Ayaktaysan otur. Geçmedi. Yat. Geçmedi. Kalk bir abdest al. Konuşma. Öfkeyle karar verme. Hocam, abdest aldım yine geçmedi. Git guslet diyor Peygamberimiz. Boy abdesti al. Boy abdesti alırsan %100 geçer. Örneği mi istiyorsunuz? Biliyorsunuz Hazreti Ömer Müslüman olmadan evvel Harici Bakanlığı yapmış, dil bilen, çok zeki, dahi bir insan. Müşriklerin de Harici Bakanlığı'nı yapmış. Son derecede kaptar bir insan. Sert bir insan, sert mişas bir insan. Çiğ şey sevmiyor. Öfkesi de müthiş. Acıması hiç sıfır yok. Böyle bir insan Peygamberimizle uğraşmış Ebu Cehil. Yenemiyor Peygamberimizi. Kimse Peygamberimize zarar veremiyor. O güçte, kafada, kapasite değil. Ömer de bu işlere ilkin girmiyor. Bir gün onun onuruna dokunmuş. Bu adamdan kurtul, adam dediği Ebu Cehil'in Peygamberimiz. Bu adamdan kurtulacak bizi birisi var ama o da korkağın teki. Garı tabiatlı, huylu diye Ömer'in erkeklik gururunu şey diyor. Garı tabiatlı, şaşkın bir herif, aciz bir herif. Kim o diyorlar? Kim olacak? Ömer İbni Hattab diyor. Ömer Hazretleri, kimmiş o korkak? Kimmiş o aciz? Gürlüyor hemen. Ne demek istiyorsun? Şu Muhammed'den bizi ancak sen kurtarabilirsin. Kimse hakkından gelemiyor. Durmadan çoğalıyor. Karısının kocasından ayırıyor. Oğlunun, kızının, anasından, babasından. Yani bire bire Müslüman oluyorlar. Araya aileye diyor şey giriyor. Bundan sen kurtarabilirsin. Tabii ben kurtarırım diyor. Siz ne zannettiniz? Silahlanıyor. Peygamberimizi öldürmeye gidiyor. Pür hiddet. Derisini yüzecek Peygamberimizin. Yolda giderken Ömer, herkes biliyor, korkuyor. Müslümanlardan birisi de Efendimizin o Darül Erkam'dan geliyormuş. Bakmış Ömer'in şimşekler çakıyor yüzünde. Hayrola Ömer demiş. Ne hayır ya demiş be. Muhammed'in kökünü kazıyacağım. Gidiyorum. Hakkından şöyle. Demiş yahu. Sen evvela demiş Muhammed'e karıştın ya. O da Müslüman olduğunu söylemiyor. Yoksa orada kellesi gider. Sen evvela Muhammed'e karıştın ya demiş. Kız kardeşini söz geçirsene ya. Ne demiş, benim kız kardeşim de mi demek Müslüman oldu. Tabii demiş. Peygamberimize gitmesini önlüyor, saptırıyor, hedef saptırıyor. Akıllı Müslüman. Demek o da mı Müslüman oldu? Çevirmiş Ömer kız kardeşinin evine. Pür hiddet. Allah köpürmüş böyle. Kapıyı vurmuş, kırmış, tekmelemiş, girmiş. Açmamışlar çünkü. Müslümanlık yeni. Orada kocasıyla beraber muallim getirmişler. Taha suresini öğreniyorlar. Kur'an'ı yeni inen sureler, ayetleri öğreniyorlar. Onun için herkes duysalar, hepsi düşman. Kapıyı kilitlemiş, kırmış, girmiş içeriye. Bir bakmış, Kur'an okunuyor. Bu ne demiş. Evet. Bir tane tokat vurmuş kız kardeşine. Kız kardeşi yuvarlanmış gitmiş. Ömer pehlivan adam. Güreşmiş hakikaten. Kuvvetli. Ağzından bundan oluk gibi kan akıyor kız kardeşinin. O vaziyette demiş ki bin canım olsa abi demiş. Bu uğurda seve seve veririm. Gene Müslümanım. Gene Müslümanım. Ömer çok akıllı adam. Demiş bir tane daha vursam öbür tarafa gidecek. En kıymetli şey insanın canı. Ömer düşünüyor şimdi. Öfkeleme, düşünüyor. En kıymetli şey insanın canıdır. Bundan daha canlı. Bir daha vursam öbür tarafa göndereceğim ama bu kadar tatlı canının bin tane olsa seve seve veririm, yine Müslümanın dedirecek. Nedir acaba Müslümanlık deyince demiş şunu bir de ben okuyayım, ver bakayım. Sen demiş müşriksin, pissin, gir içeri yıkan. Peygamberin tavsiyesini görüyor musunuz? Öfkeli,
8 demiş okumak için. İçi gelip yıkanınca öfke dağılmış, kafa çalışmaya başlamış. Al şimdi demiş. Bir, buradan şunu öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'e pis adamlar dokunamaz. La yemessü illel mutahharun. Abdestsiz adam Kur'an'ı böyle eline alamaz. Müşrikte abdestsiz. Aha tatbikatı beyefendi. Kur'an okunmak için indirilmiştir. Abdest şart koşarsak, hayızlı kadın okumaz derse kim okuyacak? Allah'ın düzeni böyle arkadaş. Hoca efendi. La yemessü illel mutahharun. Temiz olanlardan, abdestli olanlardan başka bu Kur'an'a el süremez. Allah'ın kanunu bu. Ben nasıl değiştireyim? O öyle mantık söylüyor. Faizli kadın da Kur'an okur diyor. Kur'an'da ayet bu. Al örneği bak. Sen pistin git boy abdest al da gel. Aha bu olay. Ondan sonra bir üfkeli adamın savuşturması. Tabii boy abdesti alınca, yıkanınca yani o boy abdesti nereden bilsin? Boydan boya vücudunu yıkıyor yani. Şeytandan gitmiş, kafa çalışıyor şimdi. Al demiş, oku. Okudukça çok zeki adam. Öfke dağılmış ama dikkat edin. Öfkeli adamın kafası çalışmaz. Öfke dağılınca okudukça müthiş bir şey. Yavaşlamış. Okudukça yavaşlamış. Okudukça yavaşlamış. Kalkın demiş, beni götürün. Ben de Müslüman olayım. Şimdi Peygamberimiz Darül Erkam'da gizli 5-6 kişi, o zaman 39 kişi olmuşlarmış ya, nöbetçiler var Peygamberimize bir şey baskın olursa diye. Yanında da Hazreti Hamza var, aslan. Ömer geliyor deyince hemen kapıyı tutmuş Hamza, diğerleri hep kılıçlar. Peygamberimiz manzarayı biliyor. Bırakın gelsin demiş. Ömer gelmiş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında durmuş. Konuşmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer'in üstündeki elbise var, belinde kemeri var. Eliyle o kemerinden tuttuğu gibi şöyle sarsmış. Daha ne zaman doğruyu bulacaksın ya Ömer? Sen doğruya layık adamsın diye böyle bir sarsmış. Ömer kopçaları koyuvermiş, dizüstü çökmüş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. O sarsma onu kendine getirmiş, şehadet kelimesini getirmiş. Ondan sonra öyle kabına sığmayan bir adam. Niye demiş böyle izbelerde, karanlık odalarda suç mu işliyoruz biz demiş. Yürüyün hadi Kabe'ye. 39, 40. Müslüman Ömer. 30-40 kişiyi kendi dahil, 40 kişi sıra olmuşlar. Kabe'ye gidiyorlar. Öldürmeye gönderdiydi Ebu Cehil. Ötekiler de şimdi işini bitirip gelecek. Bekliyorlar böyle, ellerini ovuşturuyorlar. Ebu Cehil de dahi bir adam. Meseleyi anlamış. Hah, Ömer getirdi. Hem Müslümanları tevkif etmiş, getirdi. İşini bitirdi. Demişler, o demiş, sizin dediğiniz gibi değil iş. Ömer'i de kaybettik. Hakikaten Kabe'ye gelince, çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa demiş, karşıma çıksın, ben de Müslümanım işte, duyun duyun. Evet, Ebu Cehil zeki. Ama hasedi, kini, paraya olan düşkünlüğü Müslüman olmasını önlemiş. Duygu aklını örttüğü için gerçeği bulamamış. Evet, yoksa bu haset, kin, nefret, gazap olmasa kafa çalışır. Ama devamlı o adamın aklını bunlar örtüyor. Onun için gerçeği göremiyor Ebu Cehil zeki olmasına rağmen. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'in olayını boy abdesti alınca yani yıkanınca öfkesi yatışmış bak, kafası çalışmış, hidayetine sebep olmuş. Şimdi bu hadis prensibinden hareketle karı koca arasında ufak tefek şey sürtüşmeler olabilir. Hayat zorluklarla dolu. Bir teviye, bir düz değil. Bazen inişli, bazen yokuşlu. Çok bunalırsın, sıkılırsın. Evden de anlayış gösteremezsin. Hadi bir kavga çıkar. Öfkelendiğiniz zaman konuşmayın. Hadis okuduk ya. Öfkelendiğiniz zaman konuşmayın. Susun, ayaktaysanız oturun. Hala öfkeniz devam ediyor. Yetmedi, yatın. Hala öfkeniz devam ediyor. Kalkın, abdest alın. Konuşmayın.
Yetmedi, bir de boy abdest alın. Yetmedi. Yürüyürken kızarsanız durun. Duruyorsanız oturun. Oturuyorsanız yatın. Yatıyorsanız geçmediğiniz abdest alın, gusledin. Peygamberimizin tavsiyeleri bunlar. Şimdi adam öfüs gelince buradan çıkanı kulağı duymuyor. Bana gelen mektuplara göre konuşuyorum ben. Avukatlık da yaptım. Meseleleri böyle yakından biliyorum. Bir anda kızıyor adam, darıyı da boşuyor, dövüyor da, sövüyor da, hepsini yapıyor. Ondan sonra hocam beni kurtar diyor. Ben böyle çirkin işler yaptım, üzgünüm. Üzgünsün ama bazen kurtarılamayacak şeyler oluyor mesela. 9 talakla bitiriyor işi herif. Ulan bir tane bari boşasaydın ya. 9'u şeytan durur mu canım? Şeytanın en kendine göre büyük işi yuva yıkmak. 9 talakla beraber boşatıyor. Sonra da hocam kurtar beni. Ve ağzından çıktı. Çok öfkeliydim. Öfkeli karar vermeyin. Konuş. Bak Efendimizin hadisleri. Susun, atırın. Geçmedi, yatın. Geçmedi, abdest alın. Geçmedi, gusledin. Pozisyon değiştirin. Öfkenizi savuşturun. Ondan sonra konuşun. Kafa çalışırken konuşursanız iki tarafta neticede bir çizgide buluşurlar. O da insan, o da insan. Aklıları var, mantıkları var. Ama ikisi de öfkeliyken mantık yok, akıl yok. Kim bilir neler olur. Halen cemiyette olduğu gibi. Güzel Peygamberimizin bu tavsiyesini mutlaka kulağımıza küpe etmeli. Küpe etmeli. Öfkeliyken karar vermemeli. Söz söylemekten, bir harekette bulunmaktan sakınmalı. Bu hadis-i şerifi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud İbn Hibban, Ebu Zer Kufari'den naklemiş. Ebu Zer Hazretleri havuzda su suluyormuş. Havuzdan su alıyormuş. Bir su havuzundan su alıyormuş. Biri gelmiş durup dururken ona bir çirkin hareket yapmış. Kızdırmış onu. Adam ayakta. Ebu Zer ayakta. Bir bakmış da elindeki su kabını bırakıvermiş. O çirkin harekete karşı öfkelenmiş. Elindeki bırakıvermiş. Böyle oturmuş. Biraz sonra da yatmış, uzanmış. Ne oldu demişler. Keçileri mi kaçırdın yahu? Adam sana hakaret etti, çirkin iş yaptı. Resulullah'tan duydum. Öfkelenince ayaktaysanız oturun buyurdu. Oturduğunuzda geçmedi mi yatın buyurdu. O hadisi o zaman söylemiş. Bize de rehberlik etmiş. Allah onlardan razı olsun.